E, dün e, yarım kalan bir şeyimiz vardı onu hatırlattın galiba şimdi hatırladım Mutluluğu konuşuyorduk ama dün ilginç bir şey oldu e, Benim zaman zaman böyle kafa fena çalışıyor kaptan Yani oradan oraya oradan oraya oradan oraya Yani dün akşam veda ederken dört tane ayrı konuyu ayrı konuşmuşuz konu. evet. İnşallah kralcılarımızın kafası karışmamıştır Şimdi ne demiştik e, hepimiz mutluluğu arıyoruz Tek bir e, hayalimiz hedefimiz var Mutlu olmak istiyoruz daha zengin olmayı daha mutlu olmak için istiyoruz. Daha güzel olmayı daha mutlu olmak için istiyoruz. Daha güçlü, daha akıllı olmayı daha mutlu olmak için istiyoruz değil mi? Aynen öyle. Evet. Ama sonra bakıyoruz ki her şeyimiz var, mutlu değiliz. Çünkü amaçlarla araçları karıştırıyoruz. karıştırıyoruz. Sonra amaç, amaç ne? Geliyor. Amaç ne kaptan? Huzur, mutluluk değil mi? Araç ne? Güzellik, zenginlik, güç... Zeka, akıl, kudret bunlar araç araç. Ama amaç amaç değil. Amaç bunlar oluyor sonra. Sonra işte, bir bakıyorsun? Zamanla. Tek amacı güzel olmak. <laughs> tek amacı zengin olmak, tek amacı güçlü olmak mutluluk yok. Nerede kaldı? Kayboldu gitti. Bir bakıyorsun ki sonra gidiyorsun. <laughs> artık, göçüyorsun. Artık vakit tamam diyorlar. <laughs> gidiyorsun diyorlar. Ha gidiyorsun. E diyorsun ben daha mutlu olmadım. E olsaydın kardeşim. Niye bekledin ki? Şimdi dün e, Didem hayat arkadaşım, ruh ikizim, e, koruyucu meleğim bana bir mesaj yollamıştı. Dün tabii çok uzattığımız için konuları kafamız karıştı. Sen de bana bir soru sordun. Oradan çıkamadın dışarıya. <laughs> e, gözler görmüyor benim tabii. E, küçük olduğu için yazıları. bu Bununla ilgili de bir operasyon düşünüyorum. Yani tam karar vermiş değilim. Görmüyorum abi. Yani böyle bir şey yok. Bir anda... Son bir senede göremez hale geldi. Bu son, son bir yılda. Yaşla ilgiliymiş bu. Artık yaşlandık yani. Ee, sevgiyi anlatan, mutluluğu anlatan bir e, yazı var. Sevgili Kaptan'ın o güzel sesiyle ben Kesafrılı. paylaşmak Kesafrılı. istiyorum. Uzun bir süre güzel hayat başlamak üzere diye düşündüm. Yani gerçek güzel hayat. Ama hep bir engel daha vardı önde. Öncelikle yapılması gereken bir şey, bitmemiş bir iş, tamamlanması gereken bir hizmet, ödenecek bir borç gibi. Hemen sonra güzel hayat başlayacak. Sonunda uyandım ki hayat zaten bu engellerdi. Bu perspektif, mutluluk için bir yol olmadığını, bilakis mutluluğun kendisinin asil yol olduğunu görmeme yardımcı oldu. Öyleyse yaşanan her anın keyfini çıkarmalı ve bu anlar paylaşılacak özel biriyle geçirildiğinde daha da çok keyifli hissedilmeli. Zamanın kimseyi beklemediğini unutmamak lazım. Öyleyse okulun bitmesini, okula gitmeyi, 10 kilo vermeyi, 6 kilo almayı, çocuk sahibi olmayı, çocukların büyüyüp evden ayrılmalarını, işe başlamayı, emekli olmayı, evlenmeyi, boşanmayı cuma akşamını cumartesi sabahını, yeni araba, ev almayı, yeni araba ve evin borcunun bitmesini, baharı, yazı, sonbaharı, kışı, ayın birini, on beşini, şarkınızın radyoda çıkmasını, ölmeyi, yeniden doğmayı beklemeyin. Daha fazla mutlu olmak için. Mutluluk bir hedef değil, yoldur. Paraya ihtiyacınız yokmuş gibi çalışın. Hiç incitmemiş gibi sevin. Kimse ...seyretmiyormuş gibi dans edin. Evet dün sevgili Didem eşim göndermişti bunu paylaştık. Dün paylaşamamıştık. Alfred Soza imzalı bu arada. Evet, onu bu arada hatırladım. Didem yazmadı bunu tabii onu da söyleyelim. <laughs> Kimsenin hakkında yemeyelim. Aynen öyle, hakkında Şimdi bu şarkı ne zamandır çalmıyorum ben. Diyor ki Ege Çubukçu yolumuz aynı... Şu anda en çok ihtiyaç duyduğumuz şeylerden bir tanesi bu. Malum biliyorsun her seçim döneminde insanlar kutuplaşır, ayrışır, ayrışır herkes birbirine düşmanca bakar, dostluk ortadan kalkar. Ya yani soruyorum buradan kralcılarımıza diyorum ki akşam elimizi açtığımızda yüce yaradanla baş başa kaldığımızda nasıl dua ediyoruz? Ülkemizin huzuru, mutluluğu, bereketi, güzelliği için dua etmiyor muyuz? Yani oylarımız farklı olabilir, tuttuğumuz takımlar farklı olabilir, partilerimiz farklı olabilir. Şunu unutmayın, her şeyimiz farklı olsa da dualarımız aynı, yolumuz aynı, hedefimiz aynı. Bunu lütfen unutmayın, birbirimizi kırmayalım. Üç günlük dünyada o parti, bu parti, şu parti bunlar hepsi gerçekten araç, amaç değil. Tek amaç mutlu olmak, huzurlu olmak, birlikte olmak.